Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere ben kanalımda farklı farklı videolar yayınlıyorum. Bu sefer de mining işiyle ilgili videolar paylaşımına karar verdim. Daha önce işte lazer farklı kategorilerde yine paylaşımlarıma devam edeceğim tabi. Bunlarla ilgili videoları da isterseniz yine kanalıma girip oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben bu mining işini RX 580'in çıktığı zamanlarda yapmıştım. O zaman güzel de ekmeğini yedim. Fakat bir süre sonra Bitcoin durunca, düşünce sattım. Her şeyden kurtulmuştum. Şimdi yeniden yapmaya karar verdim. Ve bunun için ilk başlangıç olarak RTX 3070 ekran kartını tercih ettim. Neden bunu tercih ettim? Çünkü RTX 3070, yani 3080 ve 3090'ı kıyaslamıyorum. Ama 3070 serisine kadar olan kartlarda en avantajlısı bu. Neden? Çünkü bunun elektrik tüketimi az. 130 watt bir tüketime sahip bu kart. Güzel ayarlarla belki daha da düşürülebilir. Bunu da zamanla göreceğiz. Bunu distribütör garantili aldım. Türkiye garantili. Maalesef kara borsaya düştü artık bunlar. Bulamıyorsunuz. Biz de bulamıyoruz. Ama ben bir yer buldum. Şu anda temin edebiliyorum. 3070, 3080 ve 3090 distribütör garantili olarak temin edebiliyorum. Bilginiz olsun. Eğer isteyen olursa yorumlara yazabilir ya da benimle bir şekilde irtibata geçebilir. Bu videoyu aslında bu kartı göstermek için şu anda yapıyorum. Minik aşamalarını da ilerleyen videolarda detaylı olarak göstereceğim. Diğerleri gibi öyle üzerinden atlayarak geçmeyeceğim hiçbir görüntünün. Ayrıntılı olarak paylaşa paylaşa ilerleyeceğim. Hangi programı kullanıyorum? İşte NiceHash mi daha mantıklı? HiVos mu daha mantıklı? Hangi portlarda kazıma yapmak gerekiyor? Ethermine mi? Phonline mi? Bunlarla ilgili tüm bilgileri de sizinle ayrıntılı olarak paylaşacağım. Ayrıca günlük kazançlarını da sizinle paylaşacağım. Gün içerisinde ne kadar kazmış, haftalık, aylık olarak bunları da sizinle paylaşacağım. Takipte kalırsanız bunların da hepsini görmüş olacaksınız. Şunu söyleyeyim. Bitcoin işi ölmez arkadaşlar. Ben seneler önce de yapıyordum. Durdu. Evet, duruyor. Ama ne oluyor? Bir süre sonra yine başlıyor. Neden? Bitcoin çünkü yani uluslararası artık yani dünya çapında bir kripto para. Bunu artık kaybetmezler yani diye düşünüyorum. Tabii ki bunları yine hani bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi fikrimi sunuyorum sadece. Ama bence Bitcoin artık ölmez diye düşünüyorum. Ne olur düşer, çıkar, dalgalanmalar olur. Uzun bir süre belki kalabilir, ilerlemez. Ya da bir bakarsanız çok güzel ilerleyebilir, güzel kazançlar getirebilir. Ama bu piyasa ölmez arkadaşlar. Bunu biliyorum. Dediğim gibi tekrar yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrince yapacağı işe karar versin. Kart bu. 3070 RTX. Palitin kartı bendeki. Gaming Pro diye geçiyor bu. Yani bunu yurt dışından falan da alabilirdim. Çoğu Amazon üzerinden alıyor. Güvenemedim açıkçası. Çünkü Amazon garantili diyor evet ama yani bu kartın başına bir iş geldi ya da geldi çalışmadı. Bunu tekrar oralara göndermek. Yani arkadaş almış Japonya'dan, İngiltere'den. Yani bunları tekrar oraya gönder, tekrar bekle. Buna para bağlıyorsunuz arkadaşlar ve bundan bir beklentiniz var. İstiyorsunuz ki yani kripto para tarafından üzme şansı var evet. Ama en azından diyorsunuz ki kart tarafından üzülmeyin. Yani nedendir? Çünkü bu kart her zaman değerlendirilebilecek bir kart. Bu kart yani bu kartla kripto para işi yapabilirsiniz. Bu kartla profesyonel montaj yapabilirsiniz. Bu kartla çok güzel oyun oynayabilirsiniz. Yani değerlendirmek isteyen için bu kart hiçbir zaman zarar etmez arkadaşlar. Nedir? Aldığınız rakama takılmayın. Yani en fazla atıyorum 20 bin kart aldınız. Olmadı. İşiniz istediğiniz gibi yürümedi. Çok fazla kırıklara takılmazsınız. Satarsınız. Yani 3 lira 5 lira bir zararına satarsınız. Ha, dediğim gibi ben mesela değerlendirebilecek biriyim. Çünkü ben aynı zamanda video montajı yapıyorum. Profesyonel bir kameram var. Çekimlere gidiyor. Onlarla ilgili de montaj masasında da kullanabilirim. Her türlü değerlendirebilirim sizin anlayacağınız. Videoyu fazla uzatmıyorum. Eğer takipte kalırsanız bundan sonraki aşamalarda gerçekten adım adım Bitcoin kazımı nasıl yapılır? Nasıl ilerlenir? İnce ayarlar nelerdir? Kart modlamak gerekir mi? Overclock gerekir mi? Yapmanın ne faydası var ya da yapmamanın ne faydası var? Bununla ilgili tüm bilgileri sizinle paylaşacağım. Ben çok araştırmacıyım. Hem yurt içi ve hem yurt dışı kaynaklı araştırıyorum konuları. İki taraflı kıyaslamalarını da yapıyorum. Kendim testlerini yapıyorum, denemelerini yapıyorum. Doğru bilgilere ulaşınca da bunları sizlerle paylaşıyorum.
Umarım siz de benimle kalıp bunlardan faydalanırsınız. Sonuçta bu bir pasta arkadaşlar. Kimsenin bu pastadan aldığı dilim kimseyi üzmez. Ben size öyle söyleyeyim. Zaten bizim aldığımız dilimler yani çeyreğin çeyreği bile değildir. Yani milyon çeyreklere falan denk gelir herhalde diğer büyük yapan firmalara baktığınız zaman. O yüzden yani 300 de kazandırsa, 500 de kazandırsa, 1000 de kazandırsa ek gelir ek gelirdir ya. Yani benim ihtiyacım yok diyen böyle şeylere girmesin. Ya da kendini zora sokarak böyle şeylere girmesin. Sonuçta hiçbir şeyin bir güvencesi yok. Kalkıp cebinde hiç paran yokken bankadan kalkıp kredi çekip de böyle bir şey yatırıp 3 gün sonra 2 katı üzüleceksen böyle bir risk almana gerek yok. Bırak paran varsa cebinde kalsın, yoksa da en azından kafan rahat olsun derim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum dinleyenlere. Dediğim gibi takipte kalın, abone olun, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bunlarla ilgili her yeni video çekimimde size bildirimlerim gelsin. Siz de bu işi takip edin. Umarım hep beraber daha da büyümeye gideriz. Şimdilik teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.